yok var kızım ha. Birlikte de oynarız değil mi? Yıl 1955. Doğup büyüdüğüm ve çok sevdiğim adadan ayrıldığımda henüz 18 yaşındaydım. Hayatımın baharını yaşamak yerine benim için kara günler başlamıştı. Oysa kader çoktan çizmişti yolumuzu. Babam, kızım Tasula gidiyoruz dediğinde nereye gidiyorduk? Mustafa'm, hemen evlenelim. Kaçıp gidelim buradan ne olur. Hem evlenirsek babam beni götürmez, burada bırakır. Biz de böylece hiç ayrılmamış oluruz. Dilleriz. Evlenemeyiz Tasula. Ailenin izni almadan böyle bir şey yapamayız. Neden yapamayız? Sen beni sevmiyorsun. Böyle söyleme. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ama bir izin ver de önce ailenle konuşayım. Korkuyorum Mustafa. Babanla boyayım. Tasula. O çok mutlu ve rahat yaşayabileceğimiz yer neresiydi? Mustafa'yı burada mı bırakıyordum? Ben Mustafa'nın yanından başka bir yer bilmiyordum ki. Onun olmadığı bir dünyada mutlu yaşamak nasıl olacaktı ki bu? Hayır, hayır. Ben böyle bir mutluluk istemiyordum. Ben yalnızca Mustafa'yı istiyordum. Yüreğimdeki çığlıkları kimseye duyuramadım. Sevdanın ateşinden yandım, kavruldum. Mustafa, ne bu halin oğlum? Hasta mısın yoksa? Ateşin falan da yok. İyiyim anne. Sadece geceyi uyuyamadım da. Ne oldu oğlum? Anlat annene. Niye taktın kafana? Anne, sence Tasula'nın babası evlenmemize izin verir mi? Sabah sabah düşündüğün şeye bak. Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim anne. Öyle kafama takıldı işte. İzin verdiler değil mi? Niye izin vermesinler? Gençsin, çalışkansın. Çok şükür işin gücün de var. Hem Tasula'yı seviyorsun. O da seni seviyor. Senden izin mi bulacaklar? Onu ne kadar çok sevdiğimi tahmin bile edemezsin anne. Anneler bilir oğlum. Anneler bunu hisseder. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Aç aç gitme, olur mu? Yine de Mustafa'yı sevmekten bir gün bile vazgeçmedim. Hep o günü, hep o anı Mustafa'ya kavuşacağım günü bekledim. Ben sadece Mustafa'nın yanında olmak istedim. Çok mu şey istedim? Ben ne yaşadım ne ölebildim.